noktada tabii Beşiktaş taraftarının o güne çok sorusu var. Stoper mutlak alınması lazım diyor Beşiktaş taraftarı. Ben taraftarı burada temsil ediyorum. Seyirciyi. Sen de bir stoper şart diyorsun Beşiktaş'a izlediğinde, baktığında. Gezal ne zaman dönüyor bu arada? Araya sıkıştırayım bu soruyu. Gezal'ın ben bir ay içinde döneceğini bir ay. Söyleyeyim. Ona da yeni transfer diyebiliriz. %100. Bir ay içinde. Abi bir aya ne olur ne biter. Puan cetveli netleşir ayrı ama. Yeniden Abubakar Gezal'ı izleyecek Beşiktaş taraftarı ligin ikinci devresinde. İkisinin saha içerisindeki uyumu şampiyonlukta, yani şampiyonluğu getiren uyum oydu. Gezal ama tabii bir ay sonra dönecek dediğim de hani bir ay sonra %100 hazır 90 dakika oynayacak durumunda değil. Bir ay sonra takıma yavaş yavaş artık girmeye başlayacağı dönem olacak. Onun ardından Beşiktaş'ın sağ kanat problemi zaten çözülür Gezal'la birlikte. Şu an çünkü Redmond ve Enkudu istikrarsız. O yüzden diyorum zaten iki hücuma iki takviye. İstikrarsız iki oyuncu. Hatta Dele Alli'yi de ekleyelim. Sıfır performans. Üç tane oyuncusundan verimi çok tartışılır noktada Beşiktaş'ın. Gezal da bu noktada Beşiktaş'ın hani yeni transferi senin de dediğin gibi olacak. Ama hani daha oraya kadar süreç var. Orayı sağlıklı atlatması gerekiyor Beşiktaş'ın. Sağ stoper transferini Şenol Güneş kesinlikle istiyor zaten. Yapılacak. Sağ stoper yapılacak. Orta sahaya 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu transfer %100 yapılacak. Santrafor zaten konuştuk. 3 mevki kesin. Biri de kanat forvet. İşte bu Penza'yı o yüzden konuşuyoruz. 4 mevki. Ben size 4 tane mevkiyi saymış oldum. Bunun dışındakiler, bu 4 mevkinin dışındakiler gelecek olan teklifler Beşiktaş'ı tatmin edici noktada olursa ve bu anlaşmalar sağlanırsa atıyorum işte yani Roma'ya ise teklif gelme ihtimali çok yüksek şu an. Var mı öyle bir şey peki? Şu an kulübe ulaşan resmi olarak yok ama çok fazla menajer diyelim kulüpler adına Roma'ya sayısı Beşiktaş yönetimine soruyor. Resmi Beşiktaş yönetiminde de şöyle bir şey. Önüme resmi teklif gelirse konuşurum diyor. Oyuncumla ilgili bir teklifi yapın üzerinde konuşuruz düşüncesinde. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Yani Fas milli takımının kaptanı zaten harika bir Dünya Kupası geçirdi. Ama burada sonuç itibariyle oyuncunun düşüncesi, Beşiktaş'ın burada gelir odaklı düşüncesi. Ya bazen oyuncular evet iyi oynayabilir, takımınız için de bir dengede olabilir ama değerini bulduğunu düşündüğünüzde satmanız gerekiyor. Bir sonraki sezonlar pişman oluyorsunuz bazen. Larin de bunu yaşadı Beşiktaş. Doğru söylüyor. Vida da bunu yaşadı Beşiktaş. İkisine de teklifler aldı, ikisini de satmadı. İkisi de bedavaya ayrıldı. O yüzden sayısa teklif gelme ihtimali çok yüksek. Dele Alli ile ilgili herkes işte Dele Alli gönderilsin. İşte performans zaten vermiyor takıma. İşte yabancı kontenjanında yer açın diyorlar ama Everton'da sezon başında Everton'da forma giydi. Geldi Beşiktaş'ta oynadı. İki tane lisans. Üçüncüsüne Avrupa'da izin verilmiyor. Avrupa dışındaki liglere de Dele Alli'yi ikna edemiyorsunuz şu an. Everton'da geri istemiyor. O çok zor bir durum. Ben takımdan ayrılmasını çok küçük bir ihtimal görüyorum. Masuaku ile ilgili dediğim Salih gibi. Uçan'ın, unutma Masuaku'yu, Salih Uçan'ın opsiyonu kullanıldı, TFF'ye bildirildi. Değil mi? Opsiyonu çok önceden kullanıldı. Ne zaman kullanıldı da söyleyeyim size. Geçtiğimiz sezon Salih Uçan Başakşehir'e giderken kullanıldı. Hmm. Ben Ekim ayında bunun da haberini yapmıştım. Hatta çünkü ben de sezon sonu biteceğini düşünüyordum. O Beşiktaş yönetimi Salih Başakşehir'e giderken biz o opsiyonu TFF'ye bu yakın tarihte bildirildi. Şimdi çünkü Ekim ayında bu bilgiyi aldım da. Doğru. Orada Başakşehir'e giderken bunun anlaşması sağlandı. Gelecek sezonda bu opsiyonu devreye alacağız diye. O resmi olarak kafasının bildirildi. Daha rahat Başakşehir'e belki tabii, de gitmesini sağladılar. Ben izninizle bir soru sormak istiyorum. Lütfen Mehmet. Artı 3 denklemini merak ediyorum o gün yani şu an. Çok güzel soru. Mert Günok'la Cenk Tosun'u kafadan yazıyoruz. Evet. Üçüncü Türk Tayfur mu olur? Bravo. Stoper Tayyip mi olur? Soru. Yani kim olur? Umut Meraş mı olur? Artı 3 belli mi Beşiktaş'ta? Yoksa Salih mi? Şu an üçüncüsü Umut Meraş olamaz. Şu anki denklemde. Tayyip Talha sonuç oluyor. Yani stoperinizin bir tanesini Tayyip Talha olarak yapıyorsunuz. Neden sordum? Sen stoper transferi dedin çünkü. Stoper transferi yapılırsa mantıken sayısın yanına yaparsın. Sayısın yerine yapmazsın. Hani o mantık.
Orada üçüncü Türk kim oluyor? Sezon başı Salih diyorduk. Sezon başı o denklemde Cenk yoktu mesela. Cenk oynatılmıyordu. Salih Valerian İsmail dönemini kastediyorum. Salih hala formanın adaylarından bir tanesi bu denklemde. Ama bunu özellikle sordum. Nedenini söyleyeyim. Galatasaray'ın ben yükselişini ona bağlıyorum. Yani Abdülkerim'i yazdı. Bir. Kerem ya da Barış Alper'i rekabete soktum. Hangisi ise onu oynattı. Üç. Üç de sol bek yerliği koydu. Takımın tüm taşları yerine oturdu Galatasaray'da. Bravo. Beşiktaş'ta kale, stoper ve orta saha olarak bunu uyguladı. Şu an bu isimler dışında çıkışta olan, formaya aday olan isimler de var. Yani bunlardan bir tanesi Tayfur Bingöl. Oyuna girdiği her maçta Beşiktaş çok ciddi katkı sağlıyor. Konyaspor maçında gördük. Çünkü kiral sözleşmesi sezon sonu bitecek. Tayfur'un Beşiktaş'ta olduğunu 7 düvel biliyor. Takımda kalmak istediğini de biliyor. Takımda kalması için elinden geleni değil fazlasını yapması gerekiyor ve bunu da yapıyor. Belki yarın öbür gün bu denklem değişecek. Rose'nin yerini alacak. Bu arada Rose ile ilgilenen kulüpler var. Hatta Monza, Udinese bunları yazdık. Ve şurada da Beşiktaş yönetimi çok iddialı. Biz Rose'ye 5 milyon euro verdik. Bunun üzerinde satarız diyorlar. Yani performansı eleştirildiği noktada dahi bunda iddialılar. Yani biz bu rakamın altına zaten bu rakama zaten vermeyiz. Ama üzerine teklif gelir bize dediler. O tekliflerde İtalyan. Şimdi mesela ben Mehmet'e sormak istiyorum ki Mehmet'in bu gözlemlerini çok severim. Montero iyi bir stoper Mehmet. Hayır. Değil. Çok net. Çünkü ikiye bölünmüş. Mesela Erol Kaynar'la konuştuğumuz Erol abiyle ki Beşiktaş'ın biliyorsun Erol Kaynar'ı. Montero'nun gönderilmesini istemezdim diyor mesela. Şimdi bir kesim şiddetle çok beğeniyor. Bir kesim hayır Montero Beşiktaş'ın stoperi olamaz yani diyor. Yani bazen kafamız bazı maçlara takılı kalıyor. Örnek verelim Tayyip Tağlağ ben Beşiktaş'ın 11'e kafadan ilk 11'e yazdım ama sezonun ilk yarısında Giresun maçı olsa gerek gol attı. Yine bir Ümraniye maçı. Gol atınca bir unutuldu. Aslına bakarsak mesela bence net Beşiktaş'ın ilk 11'de oynayacak stoper diyemem. Montero için de şampiyonluk sezonundaki iki derbi. Kadıköy'de ilk 11 çıktı. Beşiktaş o maçı kazandı. Vodafone'daki maçta da Jackney kırmızı kart gösterdi. O kaldı ama örnek Başakşehir geçen maçı vardı o süreçte. Beşiktaş şampiyonluğa getiren süreç. Başakşehir Fenerbahçe'ydi. Tabii o maçlarda stoperi oynadı Montero, ama Necip'ti. Onlarca yok diyorsun. Geçen sene bir Kayseri maçı hatırlıyorum. Beşiktaş'ın kupanın elendi. Net Montero hatası. Batu Şah ile Ersin Yulan'da hep yani. Protestoyu başka oyuncular aldı ama ben çok hani Beşiktaş'ın büyük takımın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Gönderilmesi de doğru karar. Üzerine katamadı. Yani Beşiktaş belki üzerine katabilirdi. Çünkü genç bir oyuncu. 23 yaşında hala. Üzerine katabileceği düşünüldü. Çünkü oyun kurulumunda hani Romain Saiz bugün nasıl Beşiktaş için çok önemli. Çünkü geriden topu çıkaran isim, oyunu kuran isim. Aynı rolü Montero'ya vermeye çalıştılar Saiz öncesi. Hatta Saiz'in yokluğunda da denendi ama olmadı. Yani sadece ayağı iyi, uzun topları iyi atıyor diye de bir stoperi takımda tutmazsınız. Savunmada çok fazla kademe hatası, pozisyon hatası yapıyordu. Bir de ağır kalıyordu. Yani Beşiktaş 2,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Hamburg'a gönderdi. Kullanılırsa Beşiktaş için bence iyi bir gelir olur. Ben de katılıyorum. Doğru. İlk 11 oyuncusu diyemem Montero için. Ve alternatif de itibariyle Beşiktaş'ın sol stoper denkleminde bugün Romain Saiz zaten hani orada birinci öncelik gibi duruyor. Tabii oyun planına göre değişiyor ama Tayyip Talha Sanuç Adana Demirspor'da sol stoper oynuyordu. Şenol Hoca sol stoper oynattı son maçlarda. Emrecan Uzunan alternatif zaten yani öte yandan oluyor Montero. Masu Akgül son kez sorayım. Unutmayın bunu. Zaten sen tam bahsedecekken sözünü kestim. Kusura bakma. Masu Akgül ben hala iddialıyım. Beşiktaş Masu Akgül'ün 25 maçta Beşiktaş Masuaku'yu 25 maç sahaya çıkaracağını düşünmüyorum. Opsiyonu devreye sokacak şekilde. 24 maçta kalır o. Revize edilmezse. Revize edilmesi için her şeyi yapacak Beşiktaş yönetimi. Çünkü dediğim gibi aşağı yukarı 2,5 milyon euroya çok yakın bir bonservis bedeli. 3 yılda Masuaku'ya kontrat. 29 yaşında. Ha, gelirken bilinmiyor muydu sorusu gelir değil mi bunun peşine? Bu performansa bağlı biraz ilerleyecek. Yani zaten çok iyiyse, değil mi? 25 maçı bırakın, 40 maçta oynatırsınız.